Berlin'de Alternational Gallery'deyiz ve harika bir Friedrich'e bakmaktayız. Adı Penceredeki Kadın. Friedrich'in birçok resmi gibi burada da tek bir figürü arkasından görüyoruz. Bu onun karısı ve Dresden'deki stüdyosu. Kadının sırtını görüyoruz ama bu hayal gücümüzü engellemiyor. Kadının neye bakıyor olabileceğini düşünmeye başlıyoruz. Hayatı kısıtlanmış bir alanın içinde gibi. Dışarı dünyaya sadece bu küçük pencereden bakabiliyor. Dışarıda bir liman var. Gemiler var. Deniz, ağaçlar ve kocaman gökyüzü. Tabii bu koca gökyüzü açılmayan pencere tarafından sınırlanmış durumda. Kadının tam üzerinde ince ahşap bir çerçeve halinde ve bir haç oluşturuyor. Kadın tam altında kalıyor. Bu da resme bir tür maneviyat katıyor ve kadının iç dünyasına ışık vuruyor. Tabii kadının bütün dünyası bu odaymış ve dış dünya ile tek iletişim yolu bu pencereymiş gibi de durmuyor değil. Burada ikinci bir sembolizm bulmak da mümkün. Sağ tarafta bir gemi direği var. Hareket eden bir gemi gibi duruyor. Gemiler önünden geçip gidiyor. Aynı kendi hayatı gibi. Baktığı gemi uzaklaşıp gidecek ama kendisi orada kalacak. Bu evin içinde. Acaba daha fazlasını arzu oluyor mudur? belki de sanatçının birçok eserinde gördüğümüz gibi genel bir hasret olma duygusu içerisindedir. Bu resimde kesinlikle sınırlandırılmışlık ve sessizlik hisleri hakim. Bu kısıtlanma ve sınırlanma duygusu sadece içinde bulunduğu oda küçük olduğundan kaynaklanmıyor. Tavan çok yüksek, pencereler gayet büyük ve iyi ışık alıyor. Hayır hayır, odayla alakası yok bu hissin. Bu geometrideki sıkılık ve katılık yüzünden. Friedrich da büyüdü. Düsseldorf'ta bitirdiği eğitim hayatına Kopenhag'da başladı. Burada da kuzeyli bir öğreti olan geometrinin ağırlığını hissedebiliyoruz. Ama buna zıt olarak kadın daha kıvrımlı ve bu geometriye pat diye oturmuyor. Geçip giden gemi de bu katı geometriyi dağıtıyor gibi. Gemi sağa doğru yatıyor. Çok hızlı gidiyor olmalı. Ve bunların hepsi mükemmel dikey ve yataylara zıtlık içerisinde. Gemi sağa doğru yatarken Kadın hafif sola doğru yatmış durumda. Bu da bir katı geometriyi bölmüş. Başka birçok eserinde olduğu gibi Friedrich simetri ve düzen hissini yaratmış. Aksi takdirde sıradan bir manzara resmi sayılabilecek bu resmi daha derin anlamlar taşıyan bir resme dönüştürmüş. Sanatçının kullandığı teknik harika. Şuraya bir bakın, gökyüzü şeffaf gibi ve sonsuza kadar gidecekmiş gibi. Kadının hasret çekmesinin nedenini anlamak güç değil... Açılan pencerenin oranlarına bakın. Açıyla kısaltılmış. Işık üzerine nasıl vuruyor? Çok dikkatli bir şekilde çizilmiş. Ayrıca başka küçük şahane öğeler de var. Örneğin kadının elbisesinin iç ışıktaki görünüşü. Ayrıca bunun sağ taraftaki şişelerdeki sabıda da görebiliyoruz. Çok güzel ışıklandırılmışlar. Güzel yumuşak bir ışık vuruyor. Bu zamanlarda 19. yüzyılda sanat edebi anlatımlarla dolu bir sürü sembolizm var ve insanlar karışık hikayeler kullanmayı seviyor. Fridji bunların hepsini atıyor ve bize saf bir davet sunuyor. Bu onun mekanına bir kadının aklına çağıran samimi, saf, şiirsel bir davet. Görselin kendisi de ruh halini tamamlıyor. Ve biz onun ruh haline davet ediliyoruz. Sadece eylemlerine değil, ayrıca onun yaşadığı deneyime, içine hissettiklerine de. Duruşuna bakıyoruz. Bu odaya bakıyoruz ve içinde olduğu durumu anında hissedebiliyoruz.